Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Yine sizler için faydalı ve güzel bir video olacağını düşündüğüm bugün. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz muhabbet kuşlarında kuyruk ve kanat uzama sorunu için tedaviye ekstra bir ilaçla devam edeceğim. Bu ilacı da nasıl kullanacağım? Bugün sizlere onu göstereceğim. Bu arada aşağıdaki yavrularımızdan biri yuvadan çıkmış. Artık annesi mi attı, kendi mi çıktı bilmiyorum. Yuvadan atlamış. Ve şöyle bakayım, diğer yavrumuz hala yuvada. Evet, şimdi videoma başlarken her zaman sizlere videoya başlarken bakın, bugün geldim şu anda. Artık her videoda sizlere ısı ve nemi göstereceğim. Şu anda camı hiç açmadım. Şu an sıcaklık 20 derece gördüğünüz gibi. Saat akşam 5.34, gündüz değil. Nem oranını görüyorsunuz. %84 nem oranı var. Birazdan burayı havalandıracağım. Ya artık sıcaklar başladı. Güneş çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi nem oranımız şu anda %84. Üreme için çok ideal ve güzel bir nem oranına sahibiz. Her geldiğimizde bunu ölçeceğiz. Şimdi bugün tedavisine başlamış oldum. Şurada gördüğünüz gibi bakın, kanatları çıkmayan, doğru düzgün tüy ve kanatları çıkmayan kuşumuz. Avi ilacımızdan da veriyoruz devamlı. Burada da yem ayırdığım kuşlar var. 2-3 gün oldu. Şu anda tabi yem yemeye başlamış olmaları lazım ama bir tanesi hala aşağıda yem istiyor diğerinden, kanatı olmayan kuştan. Şimdi bugün şöyle göstereyim size, bu kuşlarımıza, kanatları çıkmayan kuşlarımıza ne vereceğim. Bakın, bugün eczaneye gittim, alışveriş yaptım. David 3 aldım. Bir de ne aldım arkadaşlar? Gagarimesi için Travazol deri kremi aldım. Biliyorsunuz mantar ve gagarimesinde kullanacağımı söylemiştim. David 3'te arkadaşlar, daha önce anlatmıştım sizlere. David 3 kısmi felçlerde, kuşların ani rahatsızlığında, yumurta felçlerinde kuşların ağzına damlatabileceğiniz bir damla. Bunu da ben 2 günde bir olmak üzere veya günde bir kere olmak üzere burada gördüğünüz kanatları çıkmayan kuşlarıma vereceğim. Böyle bir tedavi uygulayacağım. Bakalım ne kadar etkili olacak. Bunu da işte sizlerle göreceğim. Yani şu anda tedavinin başlangıcındayız. Şu anda başlangıcı olduğu için ilerleyen dönemlerde ne kadar fark edecek onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi David 3, gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar, David 3 ile şu Travazol kremin ikisine 29 TL verdim. Merak edenler olabilir. Merak edenler için söylüyorum. İkisine 29 TL verdim. Yakında astımla ilgili, avi astımın bir ilacını, salmado bir tane kuşum astı, onu da kullanacağım. Bakalım tedavi nasıl sonuç verecek, iyi sonuçlar olacak mı, onu da nasıl kullanacağız ve kullanacağım kuşu size göstereceğim. Hatta David 3'ten de ona bir damla vermek istiyorum çünkü astım rahatsızlığından dolayı biraz halsiz düşmüş olabilir. Astım tedavisine başlarken arada da David 3 takviyesi yaparsam kuş kendine daha çabuk geleceğini düşünüyorum. Özellikle David 3'ü bu Fransız tüy hastalığı diye tabir edilen, kanatları tüyleri çıkmayan yavrular için deneyeceğim ilk başta. Bakalım bir hafta içinde, 10 gün içinde nasıl bir değişiklik olacak. Önce bir onu görelim. Sonra bakın. Gördüğünüz gibi ilk geldiğinde videoya çekmiştim. Bunların hiç kanatları yoktu. Gördüğünüz gibi kanatlar uzamaya başlamış. Tüyleri var ama kanat ve kuyrukları yok. Gördüğünüz üzere bakın, filizleri var. Muhtemelen vitaminsizlikle alakalı da olabilir. Ben bu kuşlara ne yapıyorum? Bu kuşlara burada gördüğünüz şeyden de sıkıyorum devamlı. Bakın, yine Avi'nin tüy bakımı için sprey var. Cilt tüy bakımı ürünü diyor. Ben bit için de bunu kullanıyorum. Tüy bakımı için de gördüğünüz gibi kanat diplerine gelecek şekilde, kanat altlarına, biraz kokusu kötü ama yapacak bir şey yok. Bunu kullanıyoruz. Daha sonra bugün ilk defa sizlerle
David 3'ü vereceğim. Hem bu kuşa vereceğim hem diğer kuşa vereceğim. İkisinde de deneyeceğiz. Bakalım ağzına damlatabilecek miyiz? Bunu da bu kuşlar için kullanacağım. Kanatları çıkmayan için kuşlar, yumurta felçi geçiren, kısmi felç geçiren tüm kuşlara verebilirsiniz. Daha önce bakın şöyle ağzını açarak bir damla damlatmaya çalışacağım. Sizlerin de görmesini istiyorum. Bakalım bakalım başarabileceğiz mi? Eminim eğer bu David 3'ü damlatabilirsek faydası olacağını düşünüyorum. Evet, bir damla verdik. Evet. Evet, şu anda elimi ısırıyor. Bir damla damlattım. Şu anda yuttu herhalde. İnşallah yutmuştur. Bakalım. Şöyle. Bunu ağzına damlattım bir damla. Şimdi diğer kuşa damlatacağım. Bu kuşumuz tamam. Diğer kuşumuz da biraz hırçın. Bu kuşumuz da dişi. Gördüğünüz gibi bunun da kanat ve kuyrukları uzamaya başladı. Tedavi süreci biraz insanları yorabilir ama hiç bıkmadan, usanmadan tedaviye devam edeceğiz. Bakın bunun da yeni gelen kanat filizlerini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın kanat filizlerini görebiliyorsunuz yeni gelen. Çok uzayanlar da var. Ara ara uzayanlar var. Ben bu avi spreyi kullandıktan sonra bayağı bir kanatlarda, kuyruklarda uzamalar oldu tüylerde. Şimdi David 3 vitaminimi şöyle damlatacağım. Sizler de görmenizi isterim. Bakın. Evet. Evet, şu an bir damla damlattım. Hop. Bakın ağzını. Tam şöyle ağzına getirip bir damla damlattım. Gayet iyi yedi. Her gün bir damla damlatacağım. Ve ekstra olarak da yine tüy spreyimizi, kanat ve tüy spreyimizi kuşumuza uygulayacağız. Şu kanatların çıktığı yerlerde gördüğünüz gibi bunu da uyguladık ve yerine koyuyorum. Evet, tedavi sürecimiz bu şekilde ilerlemekte. Siz de aynı sorunu yaşıyorsanız, kuşlarınızda kanat, tüy eksikliği, kellik gibi problemler varsa David 3 D vitamini, yani güneşle alakalı problem olan kuşlarda, astım olan kuşum da biraz zor durumda gözüküyor. Astım tedavisine başlayacağım. Sizlerle videosunu paylaşacağım ama şu anda ona da David 3 vitamin takviyesi yapacağım. Astım tedavisine başlamadan önce kuş kendine iyice gelsin, kendini toparlasın diye. Şimdi o kuşumu salmadan yakalayayım. Astımla ilgili videomuzu da çekeceğim. Zaten kuş fazla uçamıyor. Uçamamasıyla beraber bakın sesi dinleyin. Sesi duyuyor musunuz? Bakın. Bakın arkadaşlar, kuyruğa bakın. Astım olan kuş işte bu. Cakır cakır ses yapıyor. Kuyruk devamlı titrer. Yani devamlı böyle tık 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 atıyor kuyruğu. Bakın bayağı bir sinirli, tepeli kuşumuz, nazarlanmış ve zayıflamış. Zor nefes alıyor. Şimdi bu kuşumuza da aynı şekilde ağzına bir damla, bakın hop. Evet, bir damla verdim. Bakın çok ses yapıyor. Nefes almakta güçle gidip çekiyor. Vitaminimizi verdik. Evet. Bundan sonra astım tedavisine devam edeceğim. Artık kuş kendini biraz toparlasın diye David 3 verdi. Şimdi salıyorum salmaya. Normal uçtu gitti. Evet arkadaşlar. David 3 bir damla. D vitamini eksikliğinde kuşların hızlı iyileşmesinde. Özellikle bunu anlatmıştım. Kısmi felç tedavisinde kullanabileceğiniz bir şey. Travazol'le birlikte 29 TL para verdim. Bunu da söyleyeyim. Merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Evet. 29 TL verdiğimi söylemiştim. Şimdi burada
Bu tedaviye de başladık. Bugünkü konumuz neydi? Muhabbet kuşlarında tüy çıkmayan, kanat çıkmayan kuşlarımıza tedaviye başladık. Bakalım hem spreyle hem de gördüğünüz gibi ağızlarına D3 vitamin damlatarak bir 10 günlük tedavi uygulayacağım. Bakalım tedavi sonucunda neler olacak? Son durumları ne olacak? Kanatlar ve kuyruklar uzadıkça tabii videolarda size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdilik bugünkü videom bu kadar. İleride astım videosu ve diğer yaptığım tedavilerle ilgili videoları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hepinize iyi üretimler diliyorum. Like atarak kanalıma, videolara destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.